Gastro TV konuğu bugün ISIS International Safety Inspection Service yöneticisi Doktor Recai Yılmaz. Hoş geldiniz. Sağ olun Melek Hanım. Herkese selamlarımı iletiyorum. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Mutfaktaki bütün o dostlarımı tekrar sizin sayenizde selamlamaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Bize böyle bir fırsat verdiniz. Burada da anlatmak, mutfağın kahramanlarına bu işi anlatmak önemliydi. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Gerçekten önemli konulardan bahsedeceğiz bugün. Mutfak çalışanlarımız için, mutfaklara özellikle otel tesislerine ürün gönderen firmalarımız için önemli konular. Yayın akışımızda bu konulardan bahsedeceğiz Doktor Recai Bey ile. İkinci bölümümüzde yayınımızın özellikle sorularınızı notlarınızı alırsanız sorularınızı da cevaplamış olacağız kendisiyle. Konularımız geçmeden önce ilk başta Doktor Recai Yılmaz'ı biraz tanıyabilir miyiz? Sağ olun. Ben Antalya'da ve Türkiye'de gezmeyi seven biriyim. Önce onu söyleyeyim. İSİS'in konaklama sektöründe birçok noktasında faaliyetlerde bulunuyoruz sektörde. Dostlarımız bilirler, biz aylık habersiz bağımsız hijyen denetimleri yaparız. Hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta, kısmen de Azerbaycan'da. Yani mutfaktaki ya da otelin bütününe baktığımızda işletmelerin sürekli iyileşmesini sağlayan kontrolleri yapıp bunları raporlamayla ilgili bir işlem yapıyoruz. Ben de kurulduğu günden beri bu firmadayım. Memleketimizde geldiğimizde bu tarz firmalar azdı ama bizim kökümüz Hollanda. Hollanda merkezi. Türkiye'deki operasyon merkezimiz de Antalya Manavgat'ta. Herkes bize bu soruyu sorar. Neden Manavgat, Antalya diye. Bizim ilk müşterilerimiz bu bölgedeydi. Turizmin başkentiydi. İstanbul olması için yani çok direnmedik ama mutluyuz. Yaklaşık herhalde 17-18. yılımıza girdik. 18 yıldır Maşallah. Türkiye'de konaklama sektöründe birçok genç arkadaşımla hizmet veriyoruz. Evet. O zaman özellikle Antalya bölgesinde bulunan tesisler şanslılar bu konuda o zaman burada olmanızdan dolayı da. Tabii ki. Tabii ki. Biz de mutluyuz. Antalya'mızda da biliyorsunuz turizmin başkenti. Çok büyük tesisler var. Evet. Yani ölçeğin ya da hizmetin en büyüğü Antalya'da. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ne güzel. Recep Bey, bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? Otellerimizde, tesislerimizde muhakkak ki önlemler alınıyor. Gıda güvenliğine, hijyene önemli veriliyor bu anlamda. Evet. Hatta birçok tesisimizden de şu anda da katılımcılarımızdan da görüyorum. Sizlere selamlarını gönderiyorlar. Çalışmalar yapılıyordu. Şu süreçte bu çalışmalar artırıldı mı, azaltıldı mı? Ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi bizim sektörümüz, otelciliğimiz, konaklama sektörümüz gerçekten üst seviyede. Yani dünyaya örnek olan işletmeler var. Her gün, her yeni bir gün daha da iyi olmak için birçok insan uğraşıyor. Bunu mutfaktaki dostlarım çok daha iyi bilir. Mutfaktaki gelişime baktığınızda yani bir önceki yıl, bir sonraki yıl bırakın geçmişi, çok ciddi gelişmeler var. Hem çalışanlarımızın akademik bilgisi üzerine hem ekipmanla hem de ortamla, yapısal özelliklerle ciddi gelişmeler var. Tabii biliyorsunuz bu salgın, küresel salgın 1 Aralık'ta Çin tarafından duyurulmuştu. Şubat ayına geldiğimizde 177 ülkede hemen yayıldı. Çok hızlı bir virüs. Evet. Bundan da kısmen bahsetmek isterim. Bu hıza bizim biraz yetişemedik. Yani biraz dediğim gibi beklenmedik bir anda yakalandık. Birçok işletmemiz kapalıydı biliyorsunuz sezonluk çalışan Evet. işletmelerimiz var. Şu anda bu açılışla ilgili de süre biraz uzadı. Şu anda siz de hatırlarsanız Antalya'mızda binlerce konuğu misafiri ağırlayacaktık. Evet. Ama biraz ötelendi. Şimdi bu salgınla ilgili yeni yaptığımız, yapacağımız işler var. Bugün onlardan da biraz bahsederiz inşallah. Ama gıda güvenliği üzerine bugün en çok gıda güvenliğini konuşmak istiyorum. Yani gerçekten Türkiye olarak, tesisler olarak ciddi yatırımlar, ciddi işler yaptığımızı biliyorum. Virüsün özelliğinden biraz bahsedeyim. Oradan da işte Tabii. mutfaktaki kişisel önlemlerimize doğru ilerlemeye başlayayım. Evet. Virüs çok hızlı bir virüs demiştim. Ben aslında bu virüsü de çok seviyorum. Şöyle bir genel olarak baktığınızda insanoğlu neyi yanlış yapıyorsa
oraya gidip bunu düzeltiyor. Bakın kalabalık şehirler, Evet. yoğun şehirler, trafikler, kirlenen nehirler, kirlenen dağlar, ovalar, bunların hepsi şu anda bir şekilde dünya soğudu, dinlendi ve iyiye doğru bir yol almaya başlıyor. Virüsün bize en büyük avantajı bu. Tabii ki ölümler var, enfeksiyon kapan insanlar var. Virüs O kendini üzücü çok... kısmı tabii ki. Daha çok üzüldüğümüz kısım o ama inanın dediğiniz gibi bazı konularda da artık önlem almamız gerekiyor. Bize bir uyarı aslında. Ne kadar dikkat etmeye çalışsak da hayatımıza bir döneminde bir farkındalığımız sağlanmış oluyor. Evet. Evet, ilk başta konuya başladınız. Bu virüsün gelmesine sevindim deyince bir an tedirgin oldum ama söylediğiniz gibi doğru söylüyorsunuz. Hani dikkat etmemiz, kendimizi geliştirmemiz, ileriye bakabilmemiz anlamında da hakikaten bu dönemlerin aşılması gerekiyor. Melek Hanım, şimdi korkacak bir şey yok. Dediğiniz gibi tedbirleri aldığımız andan itibaren tabii ki bununla yaşamayı öğreneceğiz. Bundan daha tehlikeli bakteriler, virüsler, birçok daha hastalık etkeni var. Onlarla şu anda birlikte yaşıyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim size. Trafiğe çıktığımız sürede bile değil mi? Belli bir riski taşıyoruz. Tabii. Buradaki temel espri bir defa tedbiri elden bırakmayacağız. Bu virüs kendini çok hızlı geliştiriyor, değiştiriyor. Şu ana kadar aşı bulunamadı ama en son bildiğim kadarıyla 89 tane bir proje ya da 89 adet proje aşıya doğru ilerliyor şu anda. Tedavi sürecinde bizim çok şükür tıp doktorları, sağlık çalışanları çok başarılı. Dünyaya bu konuda örnek oldular. Bizim yapacağımız mesele şu aslında. Bunu evimizde, otelimizde, mutfağımızda temel iki tane konu var. Bir tanesi mesafe ve zaman. İkincisi de temas noktaları. Eğer Evet. biz kendimizi ve karşımızdaki kişilerin mesafesini, oradaki onlarla birlikte geçireceğimiz zamanı doğru yönetirsek ve izleyeceğimiz işte otellerimizde misafir tarafı ve çalışan tarafındaki temas noktalarını iyi gözlemlersek bunu yönetebiliriz. Onun arkasından kalabalık yönetim, insan hareketini takip etmek lazım. Şu anda yapılan da dikkatinizi çekerse ilaç ve aşı olmadığı için seyretme operasyonu. Yani insanları karantinaya ya da evlere kapanmamızın sebebi bu. Yani virüsten bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Çok daha uzun sürede hastalanmamamız gerekiyor vakit kazanmak için. Bunları yaptığımız sürece çalıştığımız yerde de evde de ya da bulunduğumuz ortamda da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Güzel. Dikkatimizi dediğim gibi şeye çekmekte fayda var. Bu iki temel konuya, temasa, mesafeye ve kalabalık yönetimiyle ilgili o faaliyetlerin içerisine bakmak lazım. Bunların getirdiği tabii kişisel önlemler açısından el hijyeni, üstümüzün, başımızın, üniformamızın, mutfak çalışanları için konuşuyorum. Bu tür faaliyetleri bugüne kadar ne yapıyorsak tekrar bunları gözden geçirip daha üst seviyeye geçmemiz gerekiyor. Evet. Siz tabii ki gıda güvenliği, hijyeni açısından tesislerimizde muhakkak ki, hani personellerini, bunların eğitimlerini veriyorsunuz. Hani benim de karşılaştığım noktalar, hani birçok tesisimize gittiğimizde, özellikle otel mutfaklarına gittiğimde, yeri geldi bir ürün demosu, videosu çekeceğimizde ve bir röportaj yapacağımızda veya firmaların mesela aşçıbaşıyla tanışıyorlar, ziyaretleri oluyor. Birçok tesiste dikkat ediyorum. Evet, muhakkak hemen bir bone veriliyor, eldiven veriliyor, işte galoş veriliyor ki hakikaten dikkat eden tesisler vardı bugüne kadar. Diğerlerinde de muhakkak yapılıyor. Hatta birçok tesiste hiçbir şekilde mutfağa alınmadan başka bir yerde gelen misafirlerine görüşüyorlardı, sohbetlerini yapıyorlardı. Bunlara dikkat ediliyordu. Sanırım bunların haricinde daha fazla noktalarda dikkat edilecek. Özellikle çalışma alanı, yani ki Antalya'daki birçok tesis her şey dahil sistem ve açık büfe olduğu için tam büfe zamanlarında bir yoğunluk var. O yoğunluk, o heyecan, o hazırlanma süreci ister istemez bunları hani bu hijyen kısmında veya dikkat edilmesi, sosyal mesafe kısmında bir dur denilmesi gereken bir süreç var. Bunlar için hani ne gibi şeyleriniz oluyor, önlemleriniz oluyor, ne gibi bildirimlerde bulunuyorsunuz?
Salgın hastalık başladığı zaman Mart sonu gibiydi. Biz İSİS olarak bütün sektördeki paydaşlarımıza, dostlarımıza bir çağrıda bulunduk. Elimizde bütün bilgileri, tecrübeleri birleştirelim ve bunun için bir ortak açık kaynak oluşturalım dedik. 1 Mayıs'ta da bunu bitirdik. Bir kılavuz oluşturduk. Orada çok ciddi bir ekip çalıştı. Sektörde abilerimiz, duayenlerimiz işin içerisinde, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız işin içerisinde. Bir de bunun dışında çok ciddi bir yazıcı ekip, çekirdek bir ekip kuruldu. Türkiye'de iyi bir ses getirdi bu kılavuz. Çünkü hep biliyorsunuz, otelde çalışan arkadaşlarım bilir, yurt dışından birçok insan gelir, işte bu kurallara uyacaksınız derler. Bunu Türkiye'den yapmak, Türkiye'de evet bunlar var, biz bunları riayet ediyoruz, bu kuralları bizler de belirleyebiliriz demek açısından çok önemliydi. Şimdi hazırlanan kılavuza kendi ölçeğinde hazırlanan tüm şirketler dünyanın birçok otoritesinin ya da kontrol yapan şirketlerinin denetimini çok rahat geçebilirler, üstlenebilirler. Böyle bir kılavuz var elimizde şu anda. Anladım. Hocam bu çok güzel, bu bahsettiğiniz kılavuz yeni bir kılavuz o zaman. 1 Hazırlanan. Mayıs'ta Değil ilk mi? versiyon, bütün sektör şu anda okuyor. Bunun Evet. versiyon ikisini çalışmaya başladık. Allah nasip ederse işte bir 7 gün 10 gün içerisinde onu tekrar revize edeceğiz. Çünkü çok yeni bilgiler var Melek Hanım. Eklenen Bu değil mi? konuda her gün yeni bilgiler geliyor ve bunu da sektöre verelim. Gerçekten Türk otellerinin, Türk turizminin gücünü insanlar görsünler. Biz gerçekten çok üst seviyede işler yapıyoruz. Yani sektör olarak inanılmaz şeyler yapıyoruz. Demin bir sorunuza ya da eklemelerinize şunu da ekleyeyim. Artık otellerde biz eğitimlerde hep anlatırdık. Mutfak mesela ameliyathane gibidir. Ameliyathanelere istediğiniz gibi giremezsiniz. Bu saatten sonra, bu salgından sonra otellerin girişinden başlayan daha yoğun bir tedbirler olacak. Hatta otellere giren insanların bundan sonra daha kontrollü üst yönetimin izniyle girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mutfaklara mümkün olduğu kadar kimsenin girmesini istemiyoruz çalışanlar dışında. Orası çok işin özel tarafı. Tabii ki Evet. sizin de gördüğünüz gibi birçok uygulama var. Şu anda bu tedbirleri daha çok artırma noktasında insanlar çalışıyorlar. Ne güzel. Evet. Evet, hocamızın bahsettiği, yayınımızda, canlı yayınımızda bahsettiği kılavuzla ilgili gerçekten birçok kişinin hani ilgisini çekmiştir bu kılavuz. Peki bu kılavuzun içerisinde neler var? Yani hani bir otel işletmesinde, konaklama tesislerinde COVID-19 yönetim kılavuzu olarak çıkarttığınız bir bilgilendirme bu. Bununla ilgili kimler yararlanacak? Kimlerin okuması lazım? Kimlerin uygulaması lazım? Çok güzel bir soru. Sağ olun bu soruya sorduğunuz için. Kılavuz tamamen konaklama sektörüne. Bir otelde aklımıza gelen gördüğümüz uygulamaların tamamını yazmaya çalıştık. Tabii ki eksikleri olabilir. Eklemeler olacak. Ama her işletmenin de bu kılavuzun tamamını yapma gibi bir şeye sokmayalım duruma. Oradan herkes kendine özgü ilgili alanı alıp kendine yansıtması gerekecek. Hocam hiç öyle söylemeyin. Hakikaten şu süreçte evet evde kalıyoruz. Bildiğimiz şey ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Kolonya kullanmamız lazım. Sosyal mesafeye uymamız lazım. Tamam, bunları yaşıyoruz. Evet, ama çalışma ortamında hani muhakkak bunlar yeterli kalmayacaktır. Hani sonuçta evet Melek Hanım, kendimizi o koruyoruz. pardon, son alamadım şeyi, son söylediğiniz, özür Tabii dilerim. tabii. Hayır, kendimizi koruyoruz. Artık kendimizi korurken mesai arkadaşımızı da korumamız gerekiyor. İzlememiz gerekiyor ve bunun dışında gelen misafirlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor bu kurallarla ilgili. Evet. Şimdi tabii otel yönetimi, otellerin bu konuda alacağı kurallar çok detaylı. 109 sayfa kılavuz. Dolayısıyla içerisinde size şöyle söyleyeyim. Mutfaktan tutun bilgi işlem departmanına kadar bütün departmanların yapacağı işler, yönetimin yapacağı işler. Orada bunu bütüncül olaya yaklaşmazsanız mutlaka bir yerde hata yapacağız anlamı taşır. Tabii. Şöyle bir şey de yapabilirdik. İşte kat hizmetlerin kullanacağı kılavuz şu, mutfağın şu deyip daha belki
parsiyel hale getirebildik Bölüm ama bölüm, evet. bunun bütününü görmek esas. Şu anda yaptığımız iş kocaman bir anayasa yazmaktı, bir başucu kitabı oluşturmaktı. Şu anda bunu yaptık, çok şükür. Biz de mutluyuz. Gerçekten çok güzel tepkiler Evet. geliyor. Yeni yeni katkı sunmak isteyenler var. Bu olay biraz daha detaylanacak. Dediğim gibi elimizde her şey var. Bu tür bilgi ve tecrübeyi de sektöre katkı olarak sunduğumuzda bir sıkıntı yok. İçerisinde en çok tavsiye öneriler var. Çünkü yapmamız gereken kesin kurallar da var. Elimizdeki bilgiler gerçekten SARS-CoV-2 yani COVID-19 hastalığını yapan etkenle ilgili bilgiler işte 1 Aralık'tan beri dünyada. Daha önceki bütün bilgiler SARS ve MERS'ten geliyor. Bu bilgileri alıp, bu bilimsel verileri alıp biz kendi sektörümüze adapte ettik. Burası gerçekten çok kıymetli ve önemli ve zordu. Bütün bilgiyi alıp kendi sektörünüze adapte etmek, uygulamak. Orası bizi biraz yordu ama çok dedim ki çok mutluyuz. İş bittiği zaman gerçekten onun mutluluğunu yaşamak daha özel, daha güzel. Buradan Hocam, ekipteki bütün arkadaşlarıma, katılım olan herkese tekrar sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. evet. Hocam yine elinize sağlık. Bu kadar kısa bir sürede dediğiniz gibi 1 Aralık'tan itibaren, çünkü birçok hastalık, salgın, bununla ilgili önlemlerin alınması ciddi zaman alıyor. Hatta birçok aşının bulunma süreci 20 yıl, 30 yıl, hatta 40 yıl gibi bir süreçte yapılırken bu kadar kısa bir sürede o da sizin hani muhakkak ki uzmanlığınız ve ekibinizin başarısı. Bunu hazırlayabilmeniz ve bunu sunabilmeniz gerçekten gerçekten başarılı. Tebrik ediyorum sizlere. Sağ olun. Sağ olun. Hocam şimdi bu kılavuzla ilgili biraz daha ben hani ayrıntılı bilgi almak istiyorum muhakkak ki. Özellikle mutfak kısmını aşçılarımız ister istemez yine muhakkak kat görevlilerimiz olacak ama dediğimiz gibi en otelin kaynayan kazanı otelin mutfağıdır yani en hijyen olması gereken gelen turist bile ilk baktığı şey evet deniz güneştir ama ne ister açık büfesinin zenginliğine bakar ve o süreçte ki yapılacak olan çalışmalar hakikaten çok çok önemli. Birçok alınan önlemler var. Yurt dışında birçok hani tesisimiz başlamışlar. Bu konuda hazırlıklarını yapmışlar. Ülkemizde de yapılıyor, önlemler alınıyor. Ama ben daha çok sizin bu gıda hijyeni ve konaklama tesisleri COVID-19 yönetim kılavuzunda ilgili detaylı bilgiler almak ve paylaşmak istiyorum. Daha sonra çünkü canlı yayınımızdan sonra da YouTube sayfasından takip edenler olacaklardır, izleyenler olacaklardır bu bilgileri. Şimdi bu kılavuza nasıl ulaşacağız? Nasıl bilgi alacağız? Harika. Asıl önemli nokta o herkesin merak ettiği. Kılavuzu biz açık kaynak olarak yayınladık. Bunu dediğim gibi hiçbir ticari noktaya getirmeden hepido.com sayfamızda herkesin bilgilenmesi için açık kaynak olarak sunduk. Size ulaşanlara da aynı şekilde Tabii gönderebiliriz. Hatta yönlendiririz. programdan sonra size de göndereyim Melek Hanım. Çok memnun İsteyen olurum. herkes yararlanabilir. Bir sıkıntı yok ama dediğim gibi hepido.com sayfamızda açık kaynak olarak sunduk. Şimdi bu Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta göründü biliyorsunuz açıklandı resmi kaynak olarak. Oradan itibaren hepimizde bir panik havası oldu. Bilinmeyen bir durum var. Ve işletmeler, konaklama tesisleri işte ne yapacağız? Tabii ki o yoğunluğu insan Evet. hareketini azaltmak için İlk düşündükleri şey kendi sunduğumuz hizmetlerde neler yapabiliriz diye. Ben buradan herkese şunu da söylemek istiyorum. Bir defa COVID-19 öncesi yaptığımız her hizmeti COVID-19 sonrası da tamamen tekrar devam ettirmek zorunda değiliz. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bizim büfelerimizde 90 çeşit ürün her gün, her öğün sergiliyorsak bu kontrolü, insan hareketini kontrol edebilmek için bu sayıyı azaltabiliriz. Bugünler olağanüstü günler. Ya da şöyle söyleyeyim, Doğru. işletmelerimizde atıyorum nargile var. Nargile şu anda hassas bir konu. Nargileyi illa işletmemizde vereceğiz, tekrar sunmalıyız diye çok düşünmemekte fayda var. Neden? Eğer bu hizmeti vereceksek işletmelere bir maliyet olacak. İki, riski almış olacağız. Dolayısıyla Doğru. bu konuşmalar, tartışmalar olurken sizler de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. İşte açık büfe kalksın, her şey dahil sistemi kalksın gibi birçok otorite konuşmaya başladı.
Tabii bunlar erken söylemler. Şu anda şunu söyleyebilirim. Her şey dahil sistemi ya da açık büfe sistemi kalkmayabilir ama uygulaması değişecek. Uygulamalar Tabii. değişecek. Yani bizim dünyaya ve Türkiye'ye uyguladığımız başarılı bir sistemi takdir edersiniz ki kaldırmayı ya da yok etmeyi çok düşünmememiz gerekiyor. Bunu COVID-19 etkenine karşı nasıl yapabiliriz? Ona kafa yoracağız. Evet. Bu şartlarda bizim Uyarlanabilecek bundan şekilde, sonra değil mi hocam? bu süreçte yapacağımız uygulamalar bir defa çalışanların kendi aralarında, mutfak çalışanların kendi aralarındaki o sosyal mesafeyi sağlayacağız. Altyapımızı tekrar organize edeceğiz. Özellikle havalandırma. Mutfaklarımızın çoğunda havalandırma Evet. ile ilgili yaşayacağımız sorunları tekrar bir masaya yatıralım. Bütün üretim yapan alanlardaki havalandırma çok önemli. Buraların giriş çıkışları çok önemli. Personelin bulunduğu metrekare alan hesabını yapmak lazım. Burada da bir seyrekme yapmamız gerekecek. Onun dışında mutfaktan üretilen ürünlerin sunumu ile ilgili dediğim gibi bazı tedbirler, önemli tedbirler almamız gerekiyor. Orada işte kişisel ürünlere doğru kişisel tüketimimiz ya da sunumu teşvik edecek yapılanmalara gitmemiz gerekiyor. Tabii. Ya da oradaki sunduğumuz alet ekipmanların temizliğini daha kişisel, daha bireysel hizmet şekline dönüştürmemiz gerekiyor. Bunları niye böyle anlatıyorum? Çok gelen anlatıyorum. Bu işlemler her işletmenin kendi özeline göre değiştirilmesi gerekiyor. Temeller bunlar. Ama siz atıyorum büfede maşa kullanacağım derseniz işte bunu sıklıkla yoğun bir şekilde bunun dezenfeksiyon temizliğini sağlamak zorundasınız. Maşalar el temasının en yoğun olduğu büfelerde Doğru. ekipmanlardan biri. Ya da işte mutfaktaki bulaşıkla ilgili bulaşık makineleri daha hassas konuma geldi şu anda. Onların sıcaklıkları, bulaşıkların kurutma alanları bunların tamamı bizler için daha önemli hale geldi şu anda. Bunları bütün işletmeler tekrar kendi ölçeğini birebir izleyerek, bakarak, yorum yaparak, ellerinde o kılavuzu alsınlar lütfen. Tek tek kontrol ederek neleri yapabileceklerini ve neleri yapamayacaklarını tekrar bir kontrol etmelerinde fayda var. Otellerimiz her an açılabilir. Yeter ki misafirlerimiz gelsin. Yurt içi, yurt dışı hiçbir sorun yok. Şu anda hazır bekleyen çok tesisimiz var şu anda. Ve çok iyi. Evet, Otellerimizin tamamı Melek Hanım, yani güvenli, gerçekten çok hassas yaklaştılar herkes. Ben inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağımızı biliyorum sektör olarak. Çok rahat çıkacağız. İnşallah, inşallah diliyorum hocam. Şimdi özellikle yeni katılan canlı yayınımıza konuklarımız varsa da şunu belirtmek istiyorum. İSİS firmasından Doktor Recai Yılmaz'la bu dönemde özellikle tesislerimizin açılmadan önceki döneminde konaklama tesislerinde COVID-19 yönetim kılavuzunu kullanıyoruz. Kendilerinin hazırlamış olduğu bir kılavuz, firma olarak hazırlamış oldukları bir kılavuz ve ücretsiz olarak da yayını açmış oldukları bir kılavuz. Bu kılavuzda otelin mutfağından housekeeping'e kadar birçok departmanında ne gibi önlemler alınmalı, nelere dikkat edilmeli, nelerde ilk uygulanması gereken ya da daha doğrusu kendi tesisinize nasıl uyarlanması gerektiği konusunda detaylı olarak bilgilerimiz bulunuyor. İlk bahsettiğimiz gibi yayın akışımızda soru cevap kısmımıza da ben dönmek istiyorum. Birçok soru gelmiş. Recai Bey, hemen onlara ben yavaş yavaş sorularımızı almak Lütfen. istiyorum. Tekrardan hatırlatırsanız bu kılavuza nereden ulaşacakları ile ilgili. Kılavuzu biz öncülük yaptık ama sektörde birçok tecrübeli yönetici katkı sağladı. Onu söyleyebilirim. Yani biz sadece işin hadi yapalım kısmındaydık. Hepido.com sayfamızda www.hepido.com sayfamızda herkesin ulaşacağı şekilde kılavuz var. Dolayısıyla oradan erişebilir, indirebilir, alabilirler. Hatta bu noktada bu sayfamızda ücretsiz, herkesin kullanımına açık eğitimlerimiz var. Video eğitimlerimizde sunular var. Buradan da herkes faydalanabilir. Bu günler biliyorsunuz özel günler. Artık yardımlaşmaya, dayanışma, her şeyin unutulduğu, birlikte Evet. hareket edeceğimiz bir dönem. Yani COVID-19 sürecini bizim otel sektöründeki yöneticilerimiz, yatırımcılarımız, çalışanlar bence iyi algılıyorlar, iyi yönetiyorlar, iyi yönetecekler.
Yani sezonda bunları göreceğiz. Gelen misafirlerimizin memnuniyetini hep birlikte inşallah bir gün başka bir program yaptığımızda İnşallah. göreceksiniz. Türkiye bu işi üst seviyede yapacak. Anlayacak. Şu dönemde zaten hani iş hayatımıza başlamadan önce bireysel hayatımızda da evde kalarak Evet. önlemlerimizi alarak bu süreci yaptık ki eminim birçok hani duyarlı olarak halkımız, vatandaşımız ve çalışanımız buna önem gösterecektir. Şöyle bir soru var. Bu denetlemeler nasıl yapılacak? Evet, siz bir özellikle sertifikasyon döneminden bahsediliyor. Her tesise ilk başta bu sertifikasyon verilecek, bir süreç geçecek, denetlemesi olacak gibi, daha sonraki diğer tesislerimize de bu imkanlar sağlanacak gibi bahsediliyordu. Onlarla ilgili neler paylaşabilirsiniz hocam? Turizm Bakanımız biliyorsunuz hem sanayici hem de sektörümüzde bir yatırımcı. Konuyu ilk günden itibaren çok ciddi ele aldı. Bakanlıkta bir komisyon kuruldu. Biz de şirket olarak bu komisyon içerisindeyiz. Dört firma, STK'lar var, işte Sağlık Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var, Türk Standartları Enstitüsü var. Orada hepimiz bir görüş belirttik. Çok yakındır. Belki pazartesine kalmayabilir. Bakanımız yeni sertifikasyon sürecini açıklayabilir. Çünkü kendisi de hatırlarsanız basına Mayıs'ın ilk haftası sertifikasyon açıklanacak. Mayıs'ın sonuna kadar birçok tesis sertifikalandırılacak demişti. Sertifika işi tabii Türkiye büyük ölçekte bir ülke. Birçok farklı konumda işletme var. Bunların hepsini temsil etmesi, hepsini kucaklaması gerekiyor. Onun için biraz geciktiğini düşünüyorum. Sertifikasyonda yapa gelinen o gıda ve su güvenliği ya da yapa geldiğimiz hijyenle ilgili standartların üzerine COVID-19 ile ilgili eklemeler olacak. Yani biraz daha COVID-19 üzerinde detaylar olacak. Sertifikasyonu alacak tesisler işte koronadan ya da COVID-19'dan daha free ya da güvenli konumda lanse edilecek. Bunu dediğim gibi sertifika gibi bakmamak da lazım. Bu şu anda bütün işletmelerimizin yapması gereken şartları taşıyacağı için önemli. Adı sertifikasyon olur, adı başka bir şey olur ama mutlaka Tabii. yapmakta fayda var. Zaten uygulaması Denetleme gerekiyor. işlerini şu anda o detaylar bakanlığımız dediğim gibi yani birkaç güne kalmaz ya da önümüzdeki haftanın başında açıklanacağını düşünüyorum. Evet. Orada detaylar olacaktır. Peki bu konuda diyelim ki tabii ki kılavuzu açıp hani yayında yayınladığınız, herkese ulaştırdığınız kılavuzla ilgili bilgi alımı olacak. Muhakkak ki bununla ilgili kendi personellerine de anlatmaları gerekiyor. Yani birçoğu şu an süreçteler, bekliyorlar. Hepsi güzel haberi bekliyorlar. İşte sezonu ve oteli açıyoruz. Gelin diye Evet. bekliyorlar bu konuda ki Akdeniz Pastacılar ve Aşçılar Derneği'nin de bu konuda bazı çalışmaları oluyor bu süreçte. Özellikle otelinde açılmamış veya sezonu tam başlamak üzereyken bekleyen turizm çalışanlarına, turizm emekçilerine bu konuda askıda koli desteğiyle de birçok firmamızla beraber bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bu süreçte inşallah onlara da hani bu haberi duyuraraktan da kendi hazırlıklarını yapmış olacaklar. Bir de daha birkaç tane daha sorumuz var. Bununla ilgili özellikle diyorlar ki mal kabulleri nasıl olmalı? Tamam, biz mutfak içerisinde hijyene uyacağız. Sosyal mesafemize uyacağız. İşte büfelerimizde, maşalarımıza dikkat edeceğiz. Hijyenini sağlayacağız ama ondan önceki süreçte bir biliyorsunuz mal kabulü olacak. Ürünlerin nasıl şekilde bekletilmesi gerekecek, depolanması gerekecek, neler yapılması gerekecek? Melek Hanım, hemen yarımı kaldığım yerden devam edeyim. Şu Tabii. andaki en önemli soru işletmelerimizin hızlıca sağlıklı bir şekilde açılması, bütün buradaki turizm emekçilerin, dostlarımızın işlerine dönmesi, gelen İnşallah. misafirlerimizin de en iyi şekilde ağırlanması, ülkelerine mutlu ve sağlıklı gitmesi. Bütün odaklandığımız yer orası şu anda. İnşallah bunu yapacağız, başaracağız. Türkiye şu noktada avantajlı. Bunu da dediğim gibi birlikte göreceğiz. Mal tedarinde şunu söylemek lazım. Orada araç hijyeni ve sürücü hijyeni önemli bir konu haline gelecek. Mal tedari yapan firmalar buraya odaklanmalı. Hatta otellere tedarik sağlayan firmalar kendi içlerinde de tıpkı otel işletmelerinde olduğu gibi bazı önlemler alacaklar. Araç hijyeni çok önemli. Malın teslimat noktasındaki tedarikçi firmalı çalışanlarının sınırlandırılması çok önemli.
Yani onlar belirli alana kadar bu işi getirecekler. Arkasından sürücü arkadaşlarım, yani tedarikçi firmaya ait sürücü arkadaşların hijyeni çok önemli. Otele alınan mal kabul alanında mutlaka bir dezenfeksiyon işlemi olacak. Orada işte çeşitli metotlar var, gazlar var, kimyasallar var. Bunlarla bir muameleden sonra depolarımıza, mutfaklarımıza geçecek. Depolarla ilgili, mutfaklarla ilgili yapılacak işlerin içerisinde tabii orada da farklı dezenfeksiyon uygulamalar var, ultraviyoleler var. Bunlar tabii şimdi şu açıdan da bakmak lazım. Yatırımcıyı, yönetimi de düşünmek lazım. Konuştuğumuz her Evet. şey dönüp dolaşıp maliyete, paraya gelecek. Ben tekrarlıyorum, yani her işletme kendi ölçeğindeki çözümleri yorumlayarak yapabilmeli. Sağlayabilir. Ama burada detay temizlik ve dezenfeksiyon. Çünkü otele girdikten sonra bununla ilgili malzemelerin otele girmesiyle ilgili herhangi bir şu anda literatürde işte en fazla yaşadığı sürenin uzaması ile ilgili 9 saate kadar mesela kartonlarda böyle Evet. bir durum var. Ama gıdadan sudan geçişle ilgili COVID-19 yani SARS-CoV-2 etkenin böyle bir bilgi yok. Fakat elinizde ya da işte atıyorum kendinizde varsa aksırmayla, tıksırmayla o malzemeleri kirletme, bulaştırma şansımız var. Ne Ama yazık ki. direkt gıdadan sudan geçmeyle ilgili herhangi bir bilgi yok, onu söyleyebilirim. Mal kabulü işletmeyi şöyle düşünün. Bir fanus kabul edeceğiz. Oraya giren çıkan her şeyi kontrollü hale getirmemiz gerekiyor. Temel espri bu. Evet, diğer soruyu alayım. İzmir'den olsun, Kıbrıs'tan, Hırvatistan'dan selamlar var. Sağ olsunlar. Hocam Sağ sizlere. olsunlar. Şimdi özellikle tabii ki şu da soruluyor. Hani mutfak dediğimiz gibi otelin en yaşayan bir departmanı. Özellikle nemli ortamı çok, hani bir de bölümleri var. Hani pastane bölümünde belki o kadar etkili olmayabilir hocam, ama yemek pişirilen bölgelerde muhakkak nemli bir ortam. Evet, gıdadan, demin bahsettiğiniz gibi gıdadan geçme gibi bir olayımız yok. Fakat personelde belki taşıyıcı olabilir. O anlamda mesela gıdaları hazırlarken, evet, mal kabulünde bunu sağlanacak. Belki hijyen olarak o havuzun içerisine girecek ürünler, ama o havuzun içerisinde de biraz nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Konuşmamın ilk başında söylemiştim. Mutfaktaki havalandırmayı herkes bir altını üstünü çizecek. Havalandırmayı yani yetersiz olan, eksik olan birçok işletme bu havalandırma işini kesin çözmesi lazım mutfakta. Sizin de güzel bir tespit. Hoşuma gitti. Bu nemlilik önemli. Evet. COVID-19 hastalığını yapan virüs biliyorsunuz hep tartışma konusu oldu. İşte havalar ısınacak, sıcaklıkla ölecek, kurtulacağız, işte mutlu günlere döneceğiz gibi bir algı var. Şimdi yazın siz de takdir edersiniz ki insanlar daha çok tabiata, dışarıya, doğaya çıkıyorlar. Sosyal mesafe otomatikman kendiliğinden oluşuyor. Kışın bu iş daha sıkıntılı. Hepimiz evlerdeyiz, aynı odadayız. Daha sıkıntılı bir durum oluyor. Orada nemlilik Antalya için bir dezavantaj. Nemlilik olan bir ortamda, yani sıcaklıkta virüsün yaşam süresi azalıyor ama nemlilikle ilgili biraz orada dikkat etmemiz lazım. Yaşamını nemli ortamda sürdürmeyle ilgili bilgiler var. Şimdi dışarıdaki Antalya nemine bir de mutfağın içindeki nemi eklersek orada bir sıkıntı olacak. Onun için havalandırma önemli, çok önemli. Bununla ilgili Tabii. şöyle bir bilgi söyleyeyim size. Hong Kong'da olması lazım. Hong Kong'da bir restoranda pozitif ya da semptom göstermeyen bir kişi yemek yerken bulunduğu restorana klimayla, hapşırıp tıksırmasıyla birçok insana COVID-19'u bulaştırmış. Böyle literatür var elimizde. Dolayısıyla Evet. mutfaktaki o havalandırma, restoranlarda, barlarda ya da otelin genelinde bu iç havalandırma sistemlerini tekrar gözden geçireceğiz. Evet. İSİS firmasından International Safety Inspection Service, kısaca İSİS firmasından Doktor Recai Yılmaz'la sorularımıza devam ediyoruz. Evet, bahsetmişler mal kabulümüzle önlemlerimizi alacağız. Evet, işte mutfakta hazırladığımız süreçte bunları yapacağız. Fakat
dışarıdan gelen sadece hem personel değil hem dışarıdan yurt dışından gelen. Çünkü Türkiye'de evet bir bağışıklık belki kazanmış olacağız. Yurt dışından gelen turistlerle de yine aynı şekilde. Yani hani otel içinde yine herkesi maskeyle mi göreceğiz hocam? Ya ben şahsen şimdi kendimi düşünüyorum. Bunu ama yapacağız. Maske olacak. Evet. Siperlikler olacak, maskeler olacak. Hatta işletmelere şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Daha çok masa başı, ofis işi yapan arkadaşlarımızın dolaşacağı alanla misafirimizin önünde ya da teknik altyapıyla hizmet verecek arkadaşlarımızın da ayrılması gerekiyor. Bunlar birbirinin alanında Evet. dolaşmaması lazım. Belki aklımıza orada gelen çözümler var. İşte maske renklerini değiştirelim, üniformalar değiştirelim. Mutlaka maskeler olacak. Tabii bunu şimdi düşünün. Misafir olarak bir otele geldiniz. İçeride bir şey var. Herkes maske, hastane görüntüsü var. Evet. İster istemez psikolojik olarak etkileniyoruz ama sağlığımız için Önemli. belli bir süre bunu yapmamız gerekecek. Bunun tabii şıklığı, uyumu önemli. Hatta birçok Tabii. tesis eminim kendisi maskeleri üretecek, kendisi maskeleri yapacak. Belki de. Orada yaptığımız iş önce kendimizi sonra karşımızdaki korumak amaçlı. Kullanması da çok zor. Biliyorsunuz kullanmışsınızdır mutlaka. Tabii. Ama halk sağlığı için mutlaka bunu yapmamız gerekiyor. Yani. Misafirimizin sağlığı, kendi sağlığımız için yapmamız gerekiyor. Zor. Tabii. Ben şimdi gözümün önüne getiriyorum. Mutfakta o yoğun sıcaklıkta Tabii. işte iş yapacaksınız. Orada birçok zaten üniforma atıyorum bone, galoş giyiyorsunuz, Kullanılıyor. maske geldi. Zaten bunu geçmişte yapan tesisler vardı. Onlar Vardı. daha alışkın. Şimdi bu genele yayılınca biraz daha belki o sürede ilk başta zorluklar yaşayacağız alışmayla ilgili ama buna alışmamız lazım. Yapacağız, Bir yapmamız gerekiyor. evet, bunu uygularsak bu süreci hem hızlı atlatacağız hem eminim ki gelen zaten turist de buna uyacaktır, buna dikkat edecektir. Tesislerde özellikle gelen sorularımızla da daha doğrusu bilgilendirmelerimizle de devam ediyoruz. Bu işte sanırım kalite yönetim departmanlarına değil mi daha çok görev düşecek bu anlamda bilgilendirmeleri. Onlar bu bilgileri uygularlarsa daha doğrusu planlamalarını yapıp personele anlatırlarsa onların uygulayabileceği demin de bahsettiğiniz gibi her tesise kendi tesis çalışanına uygun bir şekilde. Çünkü artık tesislerde birçok personel var. Sadece Türkler yok, yurt dışından gelip çalışanlar da var. Onlara da doğru aktarmaları gerekecek mesela değil mi? Yani hani otelin hangi departmanı daha doğru bilgiyi yayabilir personeline? Harika. Bir defa otellerde yönetim bu işi önemseyecek. Yönetimin ilk işlerinden biri olacak. Salgın hastalığı yönetmek gerçekten çok büyük bir kriz yönetimi. Orada hiç boşluk bırakmayacağız. Yönetimin içerisine kalitedeki arkadaşlarım, kalite departmanındaki arkadaşlarım önemliydi ama bu olayla daha da önemli hale geldiler. Bu Evet. işleri kalitedeki arkadaşlarım yönetmesi doğru. Onlar bu tür risklere ya da hastalık etkenlerine çok alışıklar. Oteldeki birçok bununla ilgili süreç yönetimlerini, operasyon yönetimlerini iyi biliyorlar. Onlardan sadece isteğimiz şu, bu birçok veriyi, bilgiyi çok dağıtmadan hap şekilde yönetime ya da bu kriz ekibine, işletmede mutlaka bir kriz ekibi olması lazım, aktarmaları İşlerin hızlılığı açısından ve doğru karar verme açısından çok önemli olacak. Yani detayda boğulmadan daha düzenli bilgi akışını sağlarlarsa yönetimin alacağı aksiyonlarla işletmedeki birçok personele, çalışanı daha faydalı olacaklar. Çalışanların da eğitimi, tabii bazı şirketlerimizde eğitim departmanları var ama genelde kalite departmanları bunları üstleniyor. Bütün Evet. arkadaşlarımızın bu salgın hastalıklar ya da diğer adıyla pandemiyle ilgili neyse eğitimleri alması, el hijyeni eğitimden alması gerekiyor ve bunu bir kez değil. Bence belirli aralıklarla atıyorum her ay bu Hatırlatmak doğru. eğitimleri tekrarlamak lazım. Çünkü dikkat kaçabilir yoğun çalışmada. Bir tek eğitime güvenmemek lazım. Bunun sürekliliği, tekrarı önemli. Çok doğru Aklımda söylüyorsunuz hocam. ilk başta onlar geliyor. Hı. Tabii eğitimi almak da yeterli olmuyor. Bunun uygulandığını, bunun nasıl daha herkese yaygın hale geleceğini de işletmelerin düşünmesi gerekiyor. Tabii. Mutlaka
detaylara inmek lazım orada da. Tabii bahsettiğiniz zaten kılavuz kaç? 109 sayfa mı bahsetmiştiniz hocam? Evet. Evet. 109 Versiyon sayfa 1'i 109 sayfa birinci ama versiyon versiyonu 2 üstelik. ikinci versiyonu biraz daha bize bu konuda eleştiriler geldi. Çok dediler yazmışsınız falan diye ama yazdık, Ama yazacağız. yok, iyi ki de İkincisi daha yazmışsınız yoğun hocam. olacak. Yok, iyi ki de yazmışsınız Ve bu bunu süreçte. sağ olun. Sağ olun. Bunu biraz daha dediğim gibi yani bilgiler sürekli akıyor. Yeni bilgiler var. 109 sayfa bu tabii dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar detaya bizim işimize yarayan Tabii. bilgileri almaya çalıştık ama maalesef çok bilgi var. Çünkü otellerimiz çok hizmet veriyor. İnanılmaz farklı dallarda hizmetler var. Ben otel yöneticilerimizi şöyle düşünüyorum. Onlara da diyorum ki siz bir şehir yönetiyorsunuz, bir kasaba, bir köy, bir kent yönetiyorsunuz. Düşünün oradaki yaşayanların her şeyiyle atığından tutun işte yiyeceği yemeğe kadar her şeyi anlık olarak yaşıyorlar. Gerçekten bunu yönetmek burası çok zor. Bunu yönetmek çok zor. Allah Hele onların yardımcıları şu olsun. süreçte yönetmek çok çok daha zor dediğimiz Tabii. gibi. Ama inşallah atlatacağız bu süreci de. Evet. Hocam. Evet. Buyurun. Korkmamıza gerek yok. Tabii. Yani her şeyden korkup bir yere sinmek, durmak, oturmak bizim işimiz değil. Tedbirimizi alacağız, korkmayacağız. Bu kadar basit. Evet. Korkacak bir şey yok. Yok. Önlemimizi alalım. Yeterli diyoruz. Evet. Gastro TV konuğumuz ISIS International Safety Inspection Service firmasından Doktor Recai Yılmaz'dı. Kendisi programımıza katıldığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Ben de teşekkür konumuz ederim. özellikle şu konaklama tesislerinde COVID-19 da ilgili alınması gereken önlemlerle ilgili bir kılavuz hazırlamışlardı. Bu kılavuzun içeriğiyle ilgili sohbetimiz oldu ve aynı zamanda bu kılavuzu da birçok otel çalışanımız ve otel yöneticimiz de ücretsiz olarak yayına ulaşabiliyorlar. Hocam nereden ulaşabiliyorduk? Tekrardan bir alabilirsem. Happy.com sayfamız var. www.happy.com sayfamızda herkesin kullanımını açık şekilde. Oranın tekrarlıyorum orada bir sürü eğitim var. Ücretsiz eğitimler var. Herkesin kullanımına sunduk. Lütfen happy.com sayfamızı ziyaret edin. Hem kılavuza hem de eğitimlere ulaşma şansınız var. Çok da kullanımı kolay bir site. Lütfen bakın faydası olacaktır. Katkısı olacaktır Evet, çalışanlarımız. verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Emeğiniz için de ayrıca ellerinize sağlık. Eminim ki duyarlı olan, üzerine bu sorumluluğu alan herkes bunun takibini yapacaktır. Sohbet için çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür İnşallah ediyorum. diğer yayınlarımızda yine bir araya geliriz. İnşallah. Salgını bitirmiş oluruz. Önlemlerimizi almış oluruz. Sağlıcakla iyi Sağ günler olun. diliyoruz herkese. Sağ olun. Ben de size başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ İyi olun. çalışmalar. Sağ olun hocam.